Merhaba sevgili canlarım, ben Cem Kervan. Bu hafta Hak Kurtarıcım adlı bir deyiş paylaşmak istiyorum. Geçen hafta hani Meryem Ana bir melek tarafından haber aldı. Mucizevi bir şekilde bakire olarak bir bebek doğuracak. Bu bebek de İsa Ruhullah olacak. Halkı kurtaracak. Şimdi ne diyor? Birkaç gün sonra Meryem Yahudiye'nin dağlık bölgesine, Zekeriya'nın yaşadığı kasabaya çabucak yola çıktı. Zaten Zekeriya ve Elizabeth onun akrabalarıydı. Zekeriya'nın evine vardı, Elizabeth'i selamladı. Meryem'in selamını duyar duymaz Elizabeth'in karnındaki bebek zıpladı. Hatırlarsınız o da mucizevi bir şekilde. Tabi bakire değildi ama mucizevi bir şekilde, çünkü kısırdı, mucizevi bir şekilde hamile kaldı. 6 ay önceydi, tamam mı? Şimdi Meryem mucizevi bir şekilde hamile kalıyor. Elizabeth'in bebeği Yahya daha annesinin rahminde 6 aylık. Ne diyor? Karnındaki bebek zıpladı Yahya. Elizabeth kutsal ruhla doldu. Coşup yüksek sesle Meryem'e şöyle dedi. Sen bütün kadınlar arasında ziyadesiyle mübareksin. Çocuğun da müberektir. Aslında nereden biliyor bir çocuğu var? Demek bir şekilde sezdi, yani hak bir haber verdi ona. Çocuğun da mübarektir diyor. Nasıl oldu da sultanımın anası bana geldi? Ben selamını duyar duymaz karnımdaki bebek heyecandan, sevinçten hoplayıp zıpladı. Ne mutlu sana. Çünkü Mevla'nın sana dediklerini gerçekleştireceğine iman ettin. Meryem de şöyle dedi. Mevla'ya nasıl da hamd eder canım. Kurtarıcım Hak'ta nasıl da sevinir ruhum. O benim gibi naçiz bir kuluna ilgi gösterdi. Artık her çağda insanlar beni mübarek sayacak. Çünkü Kadir Allah benim için azametli işler yaptı. Onun adı mukaddestir. Ona karşı huşu duyanlara nesiller boyunca merhamet eder. Büyük kudretiyle muazzam işler yaptı. Mağrurları perişan etti. Reisleri tahtlarından indirdi. Muhtevazıları ise yükseltti. Açları nimetlerle doyurdu. Zenginleri ise eliboş çevirdi. Kendisine kulluk eden İsrail oğullarına yardım etti. Merhamet etmeyi unutmadı. Ecdadımıza, İbrahim'le soyuna ezelden beri verdiği sözü tuttu. Vaadini tuttu. Meryem Elizabeth ile aşağı yukarı 3 ay kalıp evine döndü. Ona göre bir deyiş hazırladım. En çok Meryem'in hamdlarını yansıtan bir deyiş. İnşallah beğenirsiniz. Bütün kalbimle Hak'a hamd ederim, sevinçliyim çünkü Hak kurtarıcım. Bütün kalbimle Hak'a hamd ederim, sevinçliyim çünkü Hak kurtarıcım. Önemsiz kuluna ilgi gösterdi, minnettarım çünkü Hak kurtarıcım. Önemsiz kuluna ilgi gösterdi, minnettarım çünkü Hak kurtarıcım. Hak'a hamd ederim, Şah'a şükrederim, gönlüm gönenir, kalbim sevinir. Hak yardım eder, şefkat gösterir, sevinirim çünkü Hak kurtarıcım. Allah mağrurları perişan etti,
hükümdarları tatlarından etti. Allah mağrurları perişan etti, hükümdarları tatlarından etti. Sıradan insanlar ise yükseldi, şükrederim çünkü hak kurtarıcım. Sıradan insanlar ise yükseldi, şükrederim çünkü hak kurtarıcım. Hakk'a hamd ederim, Şah'a şükrederim, gönlüm gönenir, kalbim sevinir. Hak yardım eder, şefkat gösterir, sevinirim çünkü hak kurtarıcım. Açları nimetler ile doyurdu, zenginler ise eli boş çevirdi. Açları nimetler ile doyurdu, zenginler ise eli boş çevirdi. Halkına merhamet eti buyurdu, hamd ederim çünkü hak kurtarıcım. Halkına merhamet eti buyurdu, hamd ederim çünkü hak kurtarıcım. Hakk'a hamd ederim, Şah'a şükrederim, gönlüm gönenir, kalbim sevinir. Hak yardım eder, şefkat gösterir, sevinirim çünkü hak kurtarıcım. Evet, hakikaten mağrurları perişan eder, hükümdarları tahtlarından eder, sıradan insanları ise yükseltir. Onun için şükrediyoruz. Açları nimetlerle doyurdu, zenginleri ise eli boş çevirdi. O gün geliyor. Gün gelir, devran döner. Bütün bunlar yerine gelir. Beklemek lazım, sabretmek lazım. Ama hakikaten İsa'nın gelişiyle bunlar garantilendi. Bunlar kesin olacak. Çünkü İsa zaten dünyaya geldi. Günahlarımızı kaldırmak için dara durdu, dara çekildi. Yani çarmıha gerildi. Bizim yerimize öldü. Bütün cezamızı çekti ve ölümden hayata dönerken bize de bir yeni hayat verdi. Biz de ölümden hayata döndük. Artık hayat var bizde. Hamdolsun, şükrolsun. Evet, beğendiyseniz lütfen beğendim diye işaretleyin. Abone olun, yorum yazın ve haftaya yine görüşmek üzere. Sevgide kalın, barışta kalın, esen kalın, hoşça kalın.